Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Kanalıma hoş geldiniz. Daha doğrusu İbo'nun Azmi Pibo'ya alıştı. Hüseyin'in arabasına hoş geldiniz. Hüseyin'le demiştim araba aldık. Hayırlı olsun diyenler var. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür edebilir. Teşekkürler. Biraz çekiniyor arkadaşlar. Onun yerine ben söyleyeyim. Allah razı olsun sizden hepinizden. İlk defa piniyorum arabasına ve evde izini demiştim, 20'lik dişlerini çektirdi. Evdeyken dedim, hepsi işte baba. En iyisi dedim ben ufak ufak hafta içi alışverişimi yapayım. Çünkü cumartesi zor oluyor, bayağı bir yorucu oluyor. Böyle ufak ufak Hüseyin'le günlük çıkabilirim bilmiyorum ama belki şimdi bir günde de bitirebilirim. Geçen gün su aldık demiştik 10 koli. O gün tek 5 koli almışlar, yoktu. Şimdi tamamını ekleyeceğim, yani eksik olanı alacağım, yine 5-6 koli ve evde boş şişelerim vardı. Biliyorsunuz burada fantlı ödeniyor, depozitolu. Önceden biz doluyken bir miktar ücret veriyoruz. Şişeyi geri götürdüğümüz zaman o miktarı geri arıyoruz. Yani depozito gibi ilk önceden ödüyoruz. Onları vereceğiz, oradan bakacağım bir şeyler işte, yine alışverişti falan, öyle yani. Sizi de götüreyim dedim. Hüseyin'i de şöyle yakından görmüş oluyorsunuz. Ömer daha okulda gelmedi. Bugün Hamburg'da çok güzel bir hava var. Güneşli. Ama bakın ben ince giyindim. Ama soğukmuş, keşke mantomu giyseydim. Neyse biraz yolu çekeyim ben size. Hava çok güzel ama bakalım. Arkadaşlar biz dediğimiz Aldi'ye gittik ama şişe satma yeri doluymuş. O yüzden şimdi başka Aldi marka geldik. Şöyle bayağı birikti. Şurada da var. 3 torba. Bunları şimdi başka Aldi'de satacağız. Yani satacağız derken vereceğiz. Yerine yine su alacağım. Arkadaşlar biz nihayet eve geldik. Hüseyin'le gezdik, alışveriş yaptık dediğim gibi. Depozito şişeleri anlattım mı bilmiyorum. Bir Aldi'ye girdik. Bozuktu makinesi, o yüzden veremedik. Diğer başka bir yere gittik. Bayağı bir dolaştık. Geç geldim eve. Hemen gelir gelmez şimdi yemeğe koyuldum. Yemek yapmam lazım. Hiç haberim yok ama İbo'ya sormam lazım. Herhalde bugün bir de benim ses terapisinde terminim olması lazım.
Geçen hafta gidemedim çünkü bana bakan bayan hastaydı. İptal edildi. Herhalde bugün var. O yüzden hemen mutfağa girdim ve dışarıdan geldiğimde üşüdüm, ince giyindim dedim ya. Hemen gelir gelmez şunu çektim üstüme, çok üşüdüm cidden. Hava aydınlık ama buz. Üşüdüm, hemen şunu çektim üstüme ve ben yemeklerimi hazırladım. Şöyle göstereyim. Şöyle hemen patates, biber, kabak. Bunları doğradım. Bunlardan kızartma yapacağım arkadaşlar. Tencerelerimi, tavalarımı da hazırladım. Şurada da kıyma çıkarmıştım gitmeden. Baharatlarını falan hep koydum. Hazırladım içine. Çekemedim, kusura bakmayın. Şöyle elim alayım. Soğan, baharat, kıyma, yumurta hepsi içinde. Bunlar kızarırken ben onu hemen yoğururum. Şurada da hemen şey yapacağım ben şu tencerede. Bu kızartma tamam. Bir de yanına ben sebze çorbası yapmak istiyorum. Şöyle hemen suya koydum. Brokoli aldım Aldi'den. Güzeldi. Brokoli, havuç, bir tane soğan ve patates. Onları doğrayacağım. Şu tencerede güzel bir çorba yapacağım. Sebze çorbası olacak. Ama şeyden geçirmeyeceğim. Şundan geçirmeyeceğim. Şu blenderdan geçirmeyeceğim. Böyle iri iri kalacak arkadaşlar. Blenderdan geçirdiğim zaman bunlar yenilmiyor. Rengi yeşil gözüktüğü için çocuklar beğenmiyor. Tövbe tövbe, yani yemiyor diyeyim, beğenmiyor demeyeyim. Öyle, o yüzden ben de bütün bırakıyorum. İçine limon sıkıyoruz. Pul biber döküp güzel oluyor. Ben şimdi onun tarifini vermek istiyorum size. Çünkü videolarımda yok. Bunu yapmadım. İlk defa sizinle beraber yapacağım. Arkadaşlar ben bunları doğradım. Şimdi üzerine sıcak su kaynatmıştım. Onu döküyorum çabuk olması için. Sıcak suyunu verdim. Ve şimdi içine tuz atacağım. Bir kaşık tuz. Sıvı yağ getirmedim. Sıvı yağım yok buradan. Birazcık da sıvı yağ koyacağım. Şöyle birazcık, çok az karabiber. Ve pul biberini sonra herkes tabağına atsın istiyorum. Çünkü çorba kırmızı renk oluyor. İstemiyorum kırmızı olmasını. Bir de şöyle bir baharatım var ama şu an cidden adını unuttum. Safran mıydı? Bilmiyorum ama sonra aklıma gelir ben söylerim yine size. Öyle bir baharatım var. Onu da attım. Şimdi bu kendi halinde kaynayacak. Pardon. Bunun kapağını kapatayım. Bu kaynasın. Dediğim gibi geç kaldım. Dışarıda çok gezdim. Brokolilerim hala burada. Ben şöyle sizi alayım, öyle söyleyeyim. Brokolilerim hala elimde arkadaşlar. Onları koymadım. Çünkü patates çok geç pişen bir sebze. Patates çok geç piştiği için, eğer ki karnabaharı da brokoliyi de şimdi atarsam, brokoli miydi ismi? Evet, brokoli. Eğer şimdi atarsam içinde eziliyor ve dağılıyor. Çok kötü oluyor. O yüzden ilk önce havucumla patatesimi iyice kaynatıyorum. Ondan sonra indirmeme 5 dakika, 2 dakika kala brokoliyi sade üzerine bırakıyorum. Hiç karıştırmadan köklerinin pişmesini istiyorum. Öyle düz bir şekilde diziyorum, kapatıyorum. Ben öyle yapıyorum. Hem brokoliler diri kalmış oluyor arkadaşlar. Böyle yani, onu da söyleyeyim. Ha, yalnız içine ben şimdi zeytinyağı yanımdaymış. Birazcık o patates çorbanın içine yani azıcık da zeytinyağı dökeceğim. Arkadaşlar ben kızartmayı bitirdim. Şurada son iki köfte kaldı. Şöyle patates kızarttım. Burada yine köftenin devamı ve altta biber ve kabak var. Hepsini bu tabağa alacağım ben.
Ve bu kızartın aynı tavada bu yağ içinde domates yapacağım bir de üzerine. Domatesli yapacağım kızartmamı. Şöyle dumanı bir üfleyeyim. Şurada çorbam da kaynadı. Şöyle gösterirsem çorba kaynadı. Çok güzel oldu. Şeyleri eziliyor. Ve rengine bakın arkadaşlar. Bir dakika ben üfleyeyim. Olmuyor, gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle sapsarı bir suyu var. Çok güzel. Tam bir kış çorbası. Şimdi ben bunun üzerine şey koyacağım arkadaşlar. Şunları demiştim. Hatta söndüreceğim şimdi ben bunu. Hatta söndüreyim. Kendi halinde yine kaynasın. Aynı bu şekilde koyuyorum. Çok buhar oldu. Evet arkadaşlar, daha demin kamerayı kapattım. Çünkü bayağı bir buhar oldu. Ben şöyle bunları yerleştirdim. Türkiye'de mini ağaç diyorlar. Ağaçları yerleştirdim. Şu beyazlar da mini ağacın sapı diyeyim. Sapları. Onları da kenarlarını temizledim. Onları da attım içeri. Şöyle araya atayım. Ben bunu 2 dakika daha kaynatacağım arkadaşlar. Çünkü bunları attım ya, birazcık sert. Domatesim de burada oluyor. Bunu göstereyim dedim. Bu oldu. Ama şimdi tekrar açıp bir 5 dakika daha fokurdatmak istiyorum arkadaşlar. Böyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Sizin yerinize İbo'dan selamı aldım arkadaşlar. Biz yola çıktık. Yemeklerimizi yedik. Elhamdülillah. Evet, yemeklerimizi yedik. Yola çıktık. Ben demiştim ya, bilmiyorum randevum var mı? Evet varmış. Ses terapisine doğru gidiyoruz İbo'yla. Şu an sesin kısık. Oradan çıktın mı yükselir. Bilmiyorum sesin, evet yine bozuluyor. Sanki tedavi, bilmiyorum. Oradayken iyiye gidiyor, sonradan bozuluyor sesim. Hiç anlamadım. Evde öyle yapmıyorsun dediklerini. Evde yüzden. Esasında bana şey dedi bayan. Evde tekrarlaman lazım ama işte ben ihmal ediyorum. Kabul ediyorum. Aynen öyle. Öyle kamerayı bir açayım dedim. Sizlere iyi boyu da gözüksün dedim kamerada. Bir de arkadaşlar, bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser ile savaşan tüm hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Amin. Ailelerine sabır versin. Rabbim dermansız dert vermesin. Amin. Şifa bekleyenlere Rabbim hepsine şifa versin. Amin. Evet, bugün kanser günüymüş. Bilmiyordum, yeni öğrendim. Yani insan biliyor da unutuyor. Her bir şeyi aklında da tutamıyor. Ama Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Amin. Kanser hastaları olanlar. Ekstradan tüm hastalıklarla savaşanlar için diyorum. Rabbim yardım etsin. Onu da paylaşayım dedim. Öyle yani. Benim bir akrabam da vardı. Kanser çocukken olmuştu. Lösemi demişlerdi ona. Çocuktu, daha 4-5 yaşlarındaydı ve o tanı koyulduğunda ona saçları falan dökülmeye başlamıştı, kaşları. Öyle bir sene, 1,5 sene bunun tedavisi sürdü çocuğun. Çok şükür atlattı. Geçti şükür. Evet, atlattı çok şükür. Şimdi iyi ve büyüdü, evlendi, çoluk çocuk sahibi ve her şey yolunda. Yani şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki evimizden ırak kanser hastalığının bile tedavisi var. İlaçlarla hala da araştırılıyor. Rabbim kimseye de karşılaştırmasın. Rabbim kimseye de vermesin. Evet. Amin. Öyle yani, onu da paylaşayım. Biz şimdi gidiyoruz. Havada bugün dediğim gibi Hüseyin'le çıktığımda hava iyiydi. Ama bakın tekrar mantoma döndüm ve kazağım yine üzerimde. Çünkü çok üşüdüm. Soğuk. Evet, hava aydınlık, güneş var gibi ama çok soğuk. Rüzgarlı. Rüzgarlı, evet. Sen ne yaptın İbo bugün? Oh, derdim yok, yarama nasıl hani diyorlar ya. Yarama tuz bastın. Aynen, çok yarama tuz bastın. Valla çocukları dedim götürsünler bugün annesini diye, cidden yorgunum. Evde kimse yok. Herkes işte ta okuldalar. Evet, evet. Hüseyin'de işi var. Hüseyin evet, Ömer'le gitti dedim ben arkadaşlara. Dedim mi bilmiyorum. Hüseyin'le Ömer gitti. Arabaya bir takım bir şeyler alacaklar işte. Oraya gittiler. Daha gelmediler. İlknur da gelmedi daha. Öyle biz de yola koyulduk.
Neyse canım sağ ol. Neyse, evet ben kapatayım sonra tekrar açarım arkadaşlar. Arkadaşlar bizler ses terapisinden çıktık. Yine aynı şeyleri uyguladı kadın. Boğaz kısmıma masaj yaptı. Kulak kısmıma masaj falan yaptı. Öyle öyle ses tellerin açılır dedi. Bakalım hakkımda hayırlısı. Ama ilk videolarımı izliyorum. İlk videolarımda sesim bayağı değişikti. Şimdi daha farklı. Yani açıldığını, ses tellerimin çalıştığını hissediyorum. Buna da hamdolsun diyorum. Allah beterinden korusun. Biz oradan çıkışta alışverişe gittik. Yine ben buradan hafta sonu patates almıştım ve çok iyi çıktı. Kızarttım ben onları. Çok güzeldi. Hani yağda dağılma falan yapmıyor. Yağ emme yapmıyordu. Yağ emmiyordu. Evet, kızartmalık patatesti. Ondan 2 paket daha aldım. Yani çuvalı 2,5'tu. Bir 5 kilo daha aldım. Yanında lamba falan bir şeyler aldık. Şimdi İbo ile eve gidiyoruz. Burada ben kamerayı kapatmak istiyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Bay bay.